Merhaba kıymetli seyirciler. İstanbul'un yangınları meşhurdur. Binaların ekserisi ahşap idi. Bir tutuştu mu binlerce evi kül ederdi. Mahalleler yok olurdu. Binlerce nadide eserin barındığı kütüphanelerde bu yangınlardan nasibini almıştır. Tarihimize şahitlik eden nice kitaplar, evraklar, bu kültüra zineleri, bu İstanbul'un namlı yangınlarında yok olmuştur. Ama... Ecdadımız bundan ders almışlar. Yangından müteessir olmasınlar diye kütüphaneleri hususi tarzda inşa etmişler. Duvarları bir metre kalınlıktadır. Çatıları tonos tuğla kubbe şeklinde yapılmıştır. Pencere kepenklerinde arkadan dayanıklı kol demiri vardır. O zamanlar kütüphane memurlarına hafızı kütüp denirdi. Böyle bir yangın çıktığı zaman büyük bir sadakatle büyük bir itinayla bu pencereleri kapatırlardı. Böylece mahalleleri yutan yangınlar kütüphanelere bir zarar veremezdi. Sadece yangınlar değil zelzeleler bile bu binaları yerinden oynatamamıştır. Ve böylece bu kütüphanelerde bulunan 8. asırdan itibaren binlerce el yazması, kitap, hat levhaları, minyatürler, haritalar yangından, zelzeleden, selden ve yağmadan kurtulmuştur. Mesela Şehzade Camii ile Vefa Lisesi arasında bir boşluk var. O boşlukta bugün kubbelerinde incir ağacı, bitmiş bir kütüphane vardır. 1715 senesinde yapılmıştır. 3000 kitaplık Şehit Ali Paşa kütüphanesidir. Çok yangınlar görmüştür. Çok zelzeleler görmüştür. Bana mısın dememiştir. Mahallenin tamamı yanmıştır ama kütüphane kurtulmuştur. Laleli Kütüphanesi de öyle. 1802 tarihlidir o. 4000 civarında 4000'e yakın kitabı var. O da zelzelelere ve yangınlara dayanmış. Tek bir kitap bile zayi olmamıştır. Bu iki kütüphane şimdi kitapları Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmişti teknik sebeplerle. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nin kütüphanesi de çok zengindi. İstanbul'un namlı yangınlarından bir tanesi Mevlevi Hane'yi tutuşturdu. Lodos'un da yardımıyla dergah kül oldu. Ancak kütüphane binası taş tonoz olduğu için yangından müteessir olmadı. Kütüphanedeki kitapların hepsi kurtuldu. Ancak Mevlevi Hane'nin Şeyhi Celalettin Efendi'nin o gece okumak için aldığı üç tane kitap yandı. kütüphaneleri böyle korunaklı yaptıkları için ecdadımıza ve aynı zamanda yangınlar esnasında hayatını hiçe sayarak metanetle, soğukkanlılıkla kepenkleri kapatan ve kitapları yangından koruyan hafızı kütüplere bu millet çok şey boşludur. Kütüphane İslam aleminde çok eski bir müessese. Halife Hazreti Muaviye zamanından beri var. O zamanlar henüz kağıt yangınlaşmadığı için şimdiki gibi kitap değil. Yazı e, vesik e, malzemesine yazılmıştır yazılar. Hazreti Muaviye bunları toplamıştır. O zaman hususi kütüphaneler vardı. Pek çok alemin binlerce kitaptan müteşekkil kütüphaneleri vardı. Abbasiler zamanında kağıt yaygınlaşınca bu daha da arttı. Elinde kitap olmayan kimseler için de kitap pahalıydı. Umumi kütüphaneler kurdular. Bilinen ilk umumi kütüphaneyi İslam aleminde Abbasî halifesi Harun er Reşid tesis etmiştir. Beytül Hikme derler buna. Hikmet evi. Burada her lisanda kitap vardı. Personeli, kapasitesi çok genişti. Mütercimler çalışırdı, müellifler çalışırdı, okuyucular çalışırdı. Onların için her biri için ayrı ayrı salonlar vardı. Şimdiki meşhur kütü, büyük kütüphaneler için. Bundan başka camilerin ve medreselerinde kütüphaneleri vardı. Kurtuba'daki 400 bin cilt kitaplık kütüphane ki Endülüs emevilerinden kalmadır. Dünyaca meşhur bir kütüphanedir. Önce Berberiler yağma etti bunu. Ondan sonra İspanyollar yağma ettiler. 1258 senesinde Moğollar Bağdat'ı işgal ettiği zaman Bağdat kütüphanelerindeki kitapları Dicle Nehri'ne attılar. Günlerce Dicle Nehri önce kan aktı. Öldürdükleri insanlardan dolayı sonra mürekkep attı derler. Aktı derler. Hatta Ragıbel el-İsfahani'nin El-Müfredat diye bir kitabı vardır Kur'an-ı Kerim'deki lafızlarla alakalı. Bunun kurtarmak için Abdullah bin Muhammed el-Mekki adında bir zat suya atlamış, Dicle'ye atlamış, kitabı kurtarmış. Bu kitap Bağdat'ta, şey Abdülkadir Geylani Külliyesi'nin kütüphanesindedir. Kitabın arkasına da bu hadiseye not düşmüşler. Yani böyle böyle oldu, suya düştü. Eğer Abdullah bin Muhammed el-Mekki suya atlayıp da müfredatı kurtarmasaydı, bugün müfredat günümüze intikal etmemişti. Kim bilir böyle kaç kitap kayboldu gitti. Bu Emevi Abbasi mirasını Türkler devralmıştır. Selçuklar zamanında Diyarbakır Ulu Camii'nde binlerce cilt kitap vardı. Sadece Diyarbakır Ulu Camii'nin kütüphanesinde. Osmanlılar ilk kütüphaneyi İznik'te kurdular. İkincisini de Lala Şahin Paşa İdirne'de kurmuştur. Osmanlı kütüphaneleri ya saraya ya camiye ya medreseye bağlıydı. Müstakil binası olan ilk kütüphane Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın kütüphanesidir. Cağaloğlu'ndadır. Hala ayaktadır bu kütüphane. Gerek hanedan mensupları, gerek devlet ricali, gerek ulema kütüphaneler kurmakla yarışmışlardır Osmanlılar zamanında. Sultan 1. Mahmut ki kitap kurdu bir padişahtı. Ayasofya Camii'nde kurduğu kütüphane çok muazzamdır. Vefada biraz evvel anlattığım Şeyh Ali Paşa kütüphanesi vardır. Süleymaniye'de Atıf Efendi kütüphanesi vardır. Koskada Koca Ragıp Paşa'nın kütüphanesi vardır. Bunlar kitap seven insanlardı ve kitaplarını kütüphaneye vakfettiler. Tekkelerin de mühim kütüphaneleri vardı. Çarşamba'da Murat Molla Tekkesi'nin kütüphanesi çok meşhurdu. Bir de Unkapan'ın da Hatice Sultan'ın kurduğu Şazeliye Tekkesi vardı. Onun kütüphanesi çok meşhurdu. Galata Mevlevi Hanesi'nin kütüphanesi çok meşhurdu. Medine-i Münevvere'de Sultan II. Mahmud Mahmudiye adıyla bir kütüphane kurmuştu. Bir de Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'in kütüphanesi vardı. Medine-i Münevvere'deki kitapları günümüze kadar intikal etmiştir. Bu kütüphaneler nasıl çalışıyor? Hepsi vakıf. Kur'an kişi vakfediyor. Bir de gelir vakfediyor bunların idamesine. Burada idari işleri yürüten, ilmi işleri yürüten, e, yüksek ilmi kariyere sahip hazinler veya hafızı kütüpler var. Bundan başka mütercimler var. Diğer lisanlardaki kitapları halkın istifadesi için tercüme ediyorlar. Yeni çıkan kitaplardan nüshalar yazan güzel yazılı müstensihler var. Yani tek nüshal kitap birisi alırsa diğer ondan mahrum kalmasın diye. Cilsiz kitapları veya cildi yıpranmış kitapları e, tamirle vazifeli veya ciltlemekle vazifeli mücellitler var. Okuyucuları kitap bulan münaviller var. Yani okuyucu geliyor kütüphaneye mi hangi kitabı arayacağını bilmiyor. Temizlik işlerine bakan, sahil işlere bakan hademeler var. Sultan II. Abdülhamit de kitaba çok meraklıydı. Yıldız Sarayı'nda çok güzel bir kütüphane kurmuştur. Ayrıca bütün Osmanlı ülkesindeki kütüphaneleri tertip ve tanzim ettirmiştir. Fihrisler, fihrisler hazırlatmıştır. Büyük şehirlerde umumi kütüphaneleri kurduranda. da odur Sultan II Abdülhamit'tir. Bu e, kütüphane tahttan indirildiği zaman 1909 senesinde darbeciler Yıldız Sarayı'nı yağma ettiler. Kütüphaneye geldiler. Hafızı Kütüp Kalkan Deleli Delenli Sabri Efendi vardı. Arnavut yağ yağmaya gelen e, askerlere hemşeri çıktı ve böylece onları engelledi ve böylece büyük bir hizmette bulundu. Bu kitaplar bugün İstanbul Üniversitesi Kütüphanesindedir. İlk Milli Kütüphane'yi Bibliotek Nasyoneli Türkiye'de yani Bayezid Kütüphanesi'nde Sultan II. Abdülhamit kurdurmuştur. Dedesinin yaptırdığı caminin bir kısmını buna tahsis etmiştir. Cumhuriyet'ten sonra medreselerdeki, camilerdeki, tekkelerdeki bütün kütüphaneler marif vekaletine yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bugün eski kitaplara ait en zengin koleksiyonlar Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye bir e, bilhassa şark, şark ilimlerinde, dini ilimlerde bir merkez pozisyondadır. Mesela bugün sadece Süleymaniye Kütüphanesi'nde 150 bin el yazması kitap mevcuttur. Evet kitap seven bir millet idik. Hoşçakalın kıymetli seyirciler.